CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonundan Batı merkezcilik ve IMF'cilik çıktı. CHP 2. yüzyıla çağrı toplantısında yeni vizyonunu açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki grup konuşmasında açıkladığı 2. yüzyıla çağrı toplantısı 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda konuşacak isimler siyasette Batı'nın özgürlük ve demokrasi anlayışını, ekonomide IMF'ye dayalı borçlanma sistemini savunuyor. CHP'nin akil adamları terör örgütü PKK'ya göz yumulan ve açılım süreci olarak bilinen politikalara verdikleri destekle de dikkat çekiyor. Toplantıda CHP sözcüsü Faik Öztürk, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fogo, ABD'li yazar ve eylemci Jeremy Rifkin, Profesör Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Refet Gürkaynak'la eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara konuşma yapacak. Böke neoliberal görüşleriyle tanınırken Öztürk da IMF'nin Türkiye ataması olarak kabul edilen Kemal Derviş döneminin hazine müsteşarı olarak biliniyor. Yine parti yöneticilerinden Hacer Fogo, CHP liderinin ABD gezisinde yer almıştı. Fogo, ABD ve Avrupa devletlerinin desteklediği vakıflardan aldığı fonlarla yürüttüğü çalışmalarla gündeme gelmişti. Fogo'nun derneğinin American Turkish Philanthropy Funds Vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Fogo'nun derneğinin sitesinde kurumsal bağış ve bireysel bağışlarla destekleyen paydaşlarımız başlığının altında Sorosçuların da yönetiminde bulunduğu, Amerikan istihbaratının yan örgütlerinden Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün de olduğu görülmüştü. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde görüştüğü isimlerden olan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Kemal Derviş'in de eğitim gördüğü okullardan olan Küresel Merkez Akt'ın kadrolarının yetiştirildiği Londra Ekonomi Okulu'nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. ABD Derin Devleti'nin yayın organı olarak lanse edilen Foreign Affairs dergisinde 2014'te yazdığı The Failed Autocrat başlıklı makalesinde Erdoğan'ı otokratlıkla eleştirdi. Başka bir söylevinde açılım politikalarına son verilmesinin Türkiye ekonomisi için felaket olacağını kaydetti. Toplantıda kürsüde yer alacak bir diğer isim Rafet Gürkaynak da IMF'ci ve açılımcı görüşleriyle kayıtlarda geçiyor. Gürkaynak IMF'yi Türkiye ekonomisi için bir zorunluluk olarak niteliyor. İktisat politikası hiçbir... Gürkaynak'ın sosyal medya hesabında HDP'ye destek paylaşımları da bulunuyor. 2015'te HDP Türkiye'nin partisi mi diye tartışılırken Türkiye HDP'nin ülkesi olduğunu gösteriyor. O barış bu ülkeye gelecek diye paylaşımı mevcut.